Efendim tekrar günaydınlar, Uyan Türkiye ekranlarındasınız. Az önce de belirttiğimiz gibi bugün konuğumuz var. Abidin Akkaya, CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi, aday adayı konuğumuz olacak. Hem Esenyurt'u hem İstanbul'u konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün sizle özellikle Esenyurt özelinde bir konuşacağız. İstanbul'u da anlatacağız. Seçim çalışmalarınızla ilgili de tabii sizden değerlendirmeler alacağız. Seçim çalışmalarınızı bir öğrenelim sizden. Önce şöyle başlayayım. Seçim çalışmaları çok az uyuyoruz. Çünkü geç saatlere kadar çalışıp sabahta çok erkenden tekrardan start verip çok yoğun, tempolu bir çalışma içerisindeyiz. Başladınız yani. Başladık. Biz başladık evet. Yani hatta çok daha 3-4 ay öncesinden başladı ama yoğun programlar, yoğun gündem şu sıralar biraz daha revaçta. Halka dokunmaya çalışmak, tek tek insanlara ulaşmaya çalışmak var hedefimizde. Bunun için hummalı yoğun bir çalışma, komple bir ekip olarak devam ediyor. Şimdi tabii kısa da bir süre kaldı 31 Mart'a. Hani yaklaşık bir 40-45 gün diyelim. Çok şu an süreyi hatırlamıyorum ama 31 Mart. Yani bir aydan biraz uzun bir süre kaldı. Bir aydan Şubat ayını bitirdiğimiz zaman, ki Şubat ayında yarıladık diyebiliriz. Bugün 14'ü. Artık bir aylık bir süre var önünüzde. Evet, tabii siz aday adayı olarak seçim çalışmalarını yürütüyorsunuz. Evet. YSK'ya adaylar kesinleştikten sonra bir bildirim yapılacak. Ondan sonra eğer olursanız aday olarak çalışacaksınız herhalde. Evet. Şu anki çalışmalar nasıl peki? Ne gibi farklılıklar var? Yani aday adayı olunca nasıl çalışıyorsunuz? Aday olunca nasıl çalışıyorsunuz? İzleyicilerimiz de bunu birçoğu bilmez belki. Şu anki çalışmalar ne alemde, şimdi, ne aşamada? Çalışmaların tamamı partililik gözüyle yürütülüyor. Zaten meclis üyesi kısmı, işin meclis üyesi kısmı tamamen halka hizmet noktasında bir şeydir. Yani bir maddi getirisi falan söz konusu değildir onun. Tamamen halka hizmet ve siyasetinde ilk adımlarından sayılır. Çünkü bir yerden başlamak gerekirse o ya muhtarlık olur ya da meclis üyesiliğiyle başlar siyaset. O da devamı gelir. Tabii ki çalışmalar hem ilçenin kendi planladığı çalışmalarla birlikte işte gençlik kolları, kadın kolları, ilçe başkan yardımcıların konumunda eşliğinde, beraberinde belediye meclis üyesi aday adayı arkadaşların katılımıyla ve belediye başkan adayımızın çoğu zaman katılımıyla tüm halka ulaşmaya çalışmak noktasında planlı, projeli, belli bir çalışmayla devam ediyoruz. Siz ne kadardır siyasetin içindesiniz? Esenyurt'un içindesiniz? Tanılıyor musunuz? Tanınıyor musunuz? Yani sizin durumunuz ne Esenyurt'ta? Şimdi ben siyasete partisel noktada yaklaşık bir 8 yıl falan oldu siyasete gireli ama aktif olarak adaylık ilk defa bu dönemde adaylık müracaatımızı yaptık. Partiye hizmetimiz tabii ki belki daha eskilere dayanıyor. Bir şekilde zaten hayatın içerisindeyken siyasete de karışmış oluyorsunuz ister istemez. Yani bugünkü sokaktaki pozisyonlara bakarsanız işte halkın domates biber kuyruğunda olduğunu görürseniz siz de bir şekilde siyasete karışmış oluyorsunuz. Çünkü bu ülkenin sorunu, bu herkesin sorunu. Yani normalde olması gereken fiyatın 3 katına çıkmış olursa ister istemez oturup bir siyaset yapıyorsunuz her yerde. Bu noktada biz de tabii siyasetin içerisine girmiş bulunduk ama bu dönem adaylığımız sadece bu dönemden yani başladı. Yerel yönetimler sanki biraz daha vatandaşa dokunuyor hissi yaratıyor. Sizce de öyle mi? Yani genel seçimlerden ziyade siz daha çok iç içe gibisiniz. Çünkü lokal bir yerel seçim. Tabii ki. Yani yerel yönetimlerde halka en yakın olan noktada başlar. Yani zaten halkın hani halka en yakın seçim noktası birincisi muhtarlıktır. Muhtar halka çok yakındır. İkincisi belediye meclis üyesidir. Şimdi milletvekiliyle özdeşleştirdiğimiz zaman milletvekili
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkı temsil eder. Hı-hı. Belediye meclis üyesi de bulunduğunuz ilde ilin yönetimi içerisinde halkı temsil eder. Dolayısıyla akşama kadar da zaten halkın içerisindedir. Halkın sorunlarını meclise taşır. Mecliste de bunun şeyle hani beraber yapılan işlemlerle olumlu ya da olumsuz olan işlere red oyu vermek suretiyle, olumlu olan işlere de evet oyu vermek suretiyle halk kentin yönetilmesini sağlar. Peki şimdi 31 Mart'ta seçim olacak ama biraz sanki Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme noktasında biraz geç mi kaldı? Kamuoyunda bir öyle bir algı var. Parti içinde de öyle bir algı var mı? Yani geç kalınmışlık var mı? Şimdi şöyle, bu dönemki seçimler, hani özellikle yerel yönetimlerden bahsediyorum. Hı hı. Bu dönemki seçimlerde biraz geç kalındı, doğru. Ancak bunun kendince gerekçeleri var. Biliyorsunuz ittifaklar söz konusu. Evet. Bu ittifaklarda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti ile ittifakları var. Başka partilerle de görüşmeleri var diye biliyorum. Detayını bilmiyorum çok fazla ama başka görüşmelerde olduğunu biliyorum. İttifak sürecinde işte herkesin istediği noktada ortak bir aday çıkarmak mühim. Yani biliyorsunuz bir tanesi sağ taraftan bir parti, bir tanesi sol taraftan bir parti. Ortak aday, herkesin belli noktada buluşması bu süreci biraz daha uzattı. Ama bizim seçim çalışmalarımız bunun çok çok öncesine dayalıydı. Yani işte bir 3-4 ay öncesinden başladı ilçe yönetimimiz seçim çalışmalarına. İlçe başkanımız Sayın Ali Gökmen'in şöyle bir çalışması vardı. İlçemiz, ilçede 9000 tane oyun kaydının silinmiş olduğunu tespit etti. Bu hangi adreslerde kimin oyunun neden silindiği ilçemiz tarafından kurulan komisyonla tek tek tespit edilip ilçe başkanımızın verdiği işte tekrar oyunuzu yenileyin şeklinde bir mektupları halkımıza ulaştırıldı. Tabii bunların hepsi durduk yere silinmiş oylar çıkmıyor. İşte vefat sebebiyle oy silinmiş olabiliyor. Hı hı. Kentsel dönüşüme uğramış olabiliyor ev. Ondan sonra işte taşınıyor ama yeni gittiği yere adresini, ikametini taşımamış olabiliyor. Hı hı. Durduk yere de silinmiş olabiliyor. Yani hiçbir gerekçe gösterilmeden bir kişinin seçmen kaydı silinmiş olabiliyor. Ki ağırlıkla zaten bizim burada yakalamaya çalıştığımız buydu. Biz bunları tek tek tespit edip bunlara ulaşıp tekrar seçim, Yüksek Seçim Kurulu'na yönlendirip tekrar oy kayıtlarını yenilemesini sağladık. Buna hem ilçe başkan yardımcıları, kadın kolları, yine gençlik kolları, mahalle temsilcileri, yine meclis üyesi aday arkadaşlarımız, yani partide partinin emekçileri diyelim, hepsinin katkısıyla bu 9000 seçmene ulaşılıp tekrardan oy kaydılarını yenilemesi sağlandı. Bunun yanı sıra basından da duymuşsunuzdur, hani yığma oy dediğimiz, hani bir evde 20 oy, 30 oy, 50, 100 oy falan filan, bunların tek tek tespiti yapılıp hani neden fazla oy var ya da bir evde kaç kişi olabilir, işte bir babaanne olabilir, büyük baba olur, anne baba, işte çocuk olabilir. 20 kişi olmaz ama. 20 kişi olmaz. Bunların yaş tespitinden, işte soyadı tespitinden falan filan şeyleri çıkartılıp Yüksek Seçim Kurulu'na, yani şüpheli görünenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edilip orada mükerrer oylardan kurtulmak adına iptaline istendi. Yani o süreçler yaşandı. Bu sürecin tamamını şeyi beklemeden, hani adayın hangi aday olacağı açıklanması beklenmeden ilçe tarafından çalışmaları çok yoğun bir tempoyla temizlenmiş oldu, yapılmış oldu. Adaylarımız Esenyurt'ta özellikle şunu istedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak: dışarıdan atamayla gelen
herhangi bir aday olsun istemedik. Esenyurt'un içerisinden Esenyurtlu birilerinin Esenyurt'u yönetmesini çok istedik. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe olarak ve biz meclis üyesi adayları olarak halkın da isteğinin bu doğrultuda olduğunu biliyoruz. 10 tane şey vardı, belediye başkan adayımız vardı, aday adayımız vardı. 10 tane. Bunların içinden seçilmesini istedik. En nihayetinde de partimizin kararı bu noktada oldu. Sayın Kemal Deniz Bozkurt aday gösterildi. Yani istenilen oldu diyebilir miyiz? Evet, Esenyurt'tan, Esenyurt'un içerisinden 40 yıldır Esenyurt'ta oturan bir başkan adayımız oldu. Halkın sevdiği, halkta karşılığı bulunan bir adayımız olmuş oldu. İzin verirseniz Kemal Tabii, Başkan'dan Kemal Deniz da biraz biz anlatayım. Ankara'da aday tanıtımına gittik. Ben de ondan bahsedeyim. Röportajlarda gerçekleştirdik Gümrüğü CNTV'de. İzlemişsinizdir. Kemal Deniz Bozkurt'la da bir röportajımız, söyleşimiz oldu. Şimdi onun aslında 2014 yılında da bir adaylıkla ilgili düşüncesi olduğunu biliyorduk. Evet. 2014 yılında olmadı ama 2019 yılında oldu. Sohbetimizde şunu anladım ben, HDP aday çıkarmayacak o bölgede, zaten İYİ Parti'nin de çıkarmayacağını biliyoruz. Evet. Yani AK Parti adayıyla CHP adayının yarışacağı bir noktaya geldi Esenyurt. Evet. Oylara baktığımızda da HDP'nin ciddi anlamda oyu var. Evet, ittifaklar anlamda olarak da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın da aslında oylarının çok birbirine uzak olmadığını söyleyelim. AK Partili olmasına rağmen Esenyurt'un. Şimdi adayla ilgili de sizden bir bilgilendirme, değerlendirme alalım Kemal Deniz Bozkurt'la ilgili. Sayın Kemal Deniz Bozkurt 40 yıllık Esenyurtlu. Tam zaten sloganlarımızda söylüyoruz. Esenyurt'un evladı, öz evladı diyoruz. Yüksek mühendis. 15 yıl uluslararası şirketlerde yöneticilik yapmış. 1985 yılından beri de aktif siyasetin içerisinde. Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanlığı yapmış, halkta karşılığı bulunan, mütevazi, halktan biri, halkın içinden gelen biri, halkın kabullendiği biri. Bu noktada Kemal Başkanıma çok halkın tevazu var. Yani kendini yönetecek adam olduğunu inanmış. Bizim en azından karşılaştığımız tepkilere göre bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Diğer taraftan karşı partinin adayı atamayla gelen, Esenyurtlu bilmeyen, Esenyurt'un sorunlarını bilmeyen birisi. Bu noktada biz 1-2 puan önden başladık yarışa diyebiliriz. Şimdi Esenyurt'ta mevcut belediye başkanı vardı. Son seçilen belediye başkanı diyelim. Görevinden alınmıştı. Alındı, evet. Onunla ilgili bir avantaj yakalayabiliyor mu CHP yoksa? Şimdi şöyle, aslına bakarsanız her şey ortada şöyle. Bir parti diyor ki işte ben bunu aday gösteriyorum diyor seçime giderken. Sonra 5 yıl dolmadan ben bu konuda bir hata yapmışım. Hani benim adayım iyi değil deyip adayını geri çekiyor. Sonra işte başkan yardımcısı belediye başkanı oluyor. Bir buçuk yıl falan onun yönetimiyle sürüyor. Sonra yeni dönemde başka bir aday gelip aday oluyor. Bu noktada o zaman şunu diyebiliriz, yani sizin seçimleriniz, yani o parti adına söylüyorum, doğru değil, yerinde değil, bunu yapamıyorsunuz diyor, yani diyebiliriz seçilse, o zaman. Yani AK Parti'nin adayı şu an seçilse bile 5 yılı tamamlayabileceği garantisi yok. Yok, evet, evet, yok. Çünkü daha önceki adaylarından bunu gördük. Ama Kemal Başkan'ın halkta bir karşılığı var. Sayın Kemal Deniz Bozkurt daha önce siyasetin içerisinde de, aktif siyasetin içerisinde de bulunmuş, halkla iç içe yaşamış. Az önce de söylediğim gibi kendisi de çok mütevazi bir insandır. Herkesin derdini tek tek dinleyebilecek, her noktada çözüm üretebilecek
bir adayımız var. Peki adaydan geçelim şimdi de ilçeye, Esenyurt'a. Siz adaysınız. Tabii belli sorunları gördünüz ki, belli sıkıntıları gördünüz ki aday adayı olduğunuz meclis üyeliği ile ilgili. Şu an Esenyurt'a baktığımız zaman İstanbul'un hani biraz daha uzak bir bölgesi diyebiliriz. Merkeze biraz uzak bir bölge. Oturanlar, orada ikamet edenlerin sosyoekonomik durumu işte Kadıköy'le, Beşiktaş'la, Bakırköy'le kıyasladığımızda biraz daha altta, aşağıda diyebiliriz. Şimdi bu görünen tablo bu. Esenyurt'un sıkıntıları, sorunları neler? Bu konu üzerinde siz neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi Esenyurt nüfus olarak çok hızlı gelişen, çok hızlı gelişmiş bir ilçemiz. 550 bin seçmeni var. 800 bin civarında nüfusu var ki bu Türkiye'nin hani %1'i gibi bir duruma tekamül ediyor. O yüzden hem kozmopolitik yapısı yüzünden hem her ilden göç aldığı için yani Esenyurt'u biz küçük Türkiye olarak görüyoruz. Bu noktada halkın sorunlarını biliyoruz. Esenyurt'ta yaşanan şeyleri biliyoruz. Çok basit de bazı sorunlar da var. Ama Esenyurt'un sorunu, en büyük sorunu kötü yönetiliyor Esenyurt. Esenyurt'u yönetemiyorlar. Çok basit yapılabilecek bir takım düzenlemelerle aşılabilecek sorunlar var. Ama şu andaki mevcut belediye bununla baş edemeyecek durumda, yapamıyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Sorunlardan kısaca bahsedecek olursak, mesela Esenyurt'un sabah akşam hani işçi, yoğun işçi çalışımı olan bir bölge olmasından kaynaklı sabah işe gidiş saatleri, akşam işe dönüş saatleri trafik keşmekeş hale geliyor mesela. Bu çok basit düzenlemelerle çözülebilecek bir sistem. Yani bir kavşak yapıyorsunuz ama kavşak sadece gidiş ve paralelinde geliş bir kavşak koyuyorsunuz. Bunun sağa dönüşü yok, sola dönüşü yok. Yani sola dönmek isterseniz gidip bir kilometre ileriden aynı yolu tekrar dönüp oradan sağa yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da aynı yerin trafiğine iki kere girmeniz anlamına geliyor. Halbuki buna alternatif sağdan bir geçiş, hani o alt geçit üst geçit yapılırken buna alternatif bir sağdan geçiş koyarsanız aynı araç bir kilometre daha fazla trafikte kalmak zorunda kalmayacak. Bu ve bunun gibi benzer sorunlar yüzünden basit aşılabilecek, yani çok böyle ahşam da ödeme gerektirmeyen çalışmalarla atlatılabilecek başka sorunlar da var. Mesela yeşil alan sorunu var. Parklarımız var, bahçelerimiz var ama şu an mesela Esenyurt'ta iki tane büyük parkımız var. Gaziler Parkı ve Şehitler Parkı var. Ama parklarımıza hakim değiliz. Mesela belli bir saatten sonra, akşam belli bir saatten sonra insanlar güvenliği yeterli olmadığından dolayı aileleriyle birlikte parka gidemiyorlar. Uyuşturucu ve madde bağımlısı olan insanlardan korkmadan, çekinmeden dolayı ki bu da bakın burada uyuşturucu da konusu da ayrı bir konu. Bu da Esenyurt'un başına bir beladır. Kemal Başkanımızın, Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un en önemli projelerinden bir tanesi de Esenyurt'a rehabilitasyon merkezleri kurmaktır. Rehabilitasyon merkezi kurup bu madde bağımlısı gençleri orada rehabilite etmektir projelerinden bir tanesi. Bu parkların güvenliğini sağlayıp oralarda bu parkların sayısını da arttırıp, gerçi yani Esenyurt'ta bir de rant talan durumu söz konusu. Evet. Bu rant talanlarından kurtarıp Esenyurt'u sonra da yeşil alanların çoğaltılmasını yönünde Sayın Kemal Başkanımızın projeleri var. Komşu belediyelerle istişare halinde olup, örneğin Avcılar Belediyesi'nin Yeşilkent var, Esenyurt'a çok yakın. Oranın uygun yerleri var. O uygun yerlerde
park ve bahçelerin yapılması avcıların içerisinde yapılması ve Esenyurt'la ortak kullanım sağlanması durumu söz konusu. Aynı şey Beylikdüzü tarafında bir ilçemizde, bitişik ilçemizde Beylikdüzü, Esenyurt'a bitişik ilçe. Orada da aynı şekilde yeşil alanlar tahsis edip ortak kullanıma açmak gibi projeleri var Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un. Bu noktalarda bunlar sadece anlatabileceğim bir iki tane böyle ufak aklıma gelen projeler. Tabii ki birçok projeleri var. Birçoğunu hayata geçirmek için halkımızdan yetki bekliyoruz. Eğitim sıkıntısı var. Bizim 43 tane mahallemiz var Esenyurt'ta. İçerisinde hiç okul olmayan mahallemiz var. Okul yapılacak yer bile bulunmayan mahallelerimiz var. Nüfus tabii fazla. Çok fazla. Genç nüfus da fazla. Şimdi bu da şu noktaya getiriyor bizi. Esenyurt geçmişi çok eskiye dayanmayan, yeni yapılaşan bir ilçemiz. Yeni yapılaşırken bunun altyapısını önce kurup kentleşmeyi sonra gerçekleştirmek yerine maalesef bir talan düzeni içerisinde yığıma bir şekilde bir tarafında gökdelenler yaparken diğer tarafı hani beton yığınlarına dönmüş çarpık bir kentleşme söz konusu. Gecekondulaşma da çok fazla vardı. Evet, şu an biraz daha o toparlanmış durumda ama eğer bunu planını yapmazsanız beton yığınından başka bir şey elde etmiyorsunuz. Evet. Okulu, kreşi, anaokulu olmazsa eğitim veremiyorsunuz. Eğitim veremezseniz hani ülkenin durumunun nerelere gittiğini zaten görüyoruz. O zaman işe Diyanet karışıyor. Şununla da devam edelim. Süremiz de az kaldı. Şimdi biraz da oraya bağlayacağız. Siz az önce Kemal Deniz Bozkurt'un projelerini açıklarken bir tarafta avcılar, bir tarafta Beylikdüzü dediniz. Evet. Şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? İstanbul'la ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir soluk getirdiğine inanıyorum. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Siz de aday tanıtım toplantısında Ankara Arena'daydınız. İşte Ekrem İmamoğlu ve belediye başkan adaylarının listesini gördüğümüzde insanlar dakikalarca ayakta alkışladılar. Bu şu anlama geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'liler ve halk, oraya katılan halk tamamen Ekrem Başkan'ı bağrına basmış, kabullenmiş ve hatta Ekrem Başkan'ın da zaten çalışma sistemi hani benim peşimde bir otobüs insan gelsin 50 kişi bir yere gidelim orada konuşalım işte geldik buraya girdik şeklinde değil, kesinlikle değil. Çalışmaları biz çok yakından takip ediyoruz. Sayın Başkanımız birebir halkın içerisine iner, insanların sorunlarını teker teker dinler. Bir büyükşehir belediye başkanı edasıyla değil, halkın içinden bir tanesinin koluna girip sorunun nedir, ben gelirsem sizin için neler yapabilirim şeklinde tek tek insanları dinleyerek bunların sorunlarına çözüm bulmaya çalışır. Binali Yıldırım meclis başkanlığı görevindeyken İstanbul'a aday oldu. Gerçi şu an pek İstanbul'da göremiyoruz Yıldırım'ı. Genelde Ankara'da ama İmamoğlu'nun da eleştirileri hep o yöndeydi. Sizin söylediğinizi de desteklemek açısından söylüyorum. Binali Yıldırım biraz daha böyle işte makam araçlarıyla, korumalarla, eskortlarla, önünde çakarlı araçlarla İstanbul turu yapacağını söylemişti. Çünkü meclis başkanı iken aday olmuştu. Ama Yıldırım da istifa edeceğini söyledi. Herhalde yine o modele dönecek. Ekrem İmamoğlu gibi çalışmaya başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü halka dokunmadan seçim alamazsınız. İşte Esenyurt'u yakın bir tarihte ziyaret etti Sayın Ekrem İmamoğlu. Kıraç Papatya Caddesi üzerinde esnafları ziyarette bulundu. Peşinde hiçbir partili yok.
Yanında iki şeyiyle arkadaşla bir tanesi sorunları not alır, diğeri vatandaşların dediğini dinler, tek tek konuşarak, tek tek tokalaşarak, biri resim çeker, biri sohbeti dinler ama halk koluna girer. Yani böyle bir seçim çalışması, ben daha önceki hani 8-10 yıldır siyasetin içerisindeyim. Özellikle bir büyükşehir belediye başkan adayından görmedim. Bu noktada zaten biz Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nden biliyoruz. Beylikdüzü'nde daha önceki Beylikdüzü'nün hallerini de biliyoruz. Beylikdüzü'nün hani bu yaşam vadisi var. Esenyurt'ta Beylikdüzü'nde düzeltiyorum. Bilirsiniz oralar hani bomboş tarla, dağbaşı havasında. İçerisinde sahipsiz köpekler, ondan sonra böyle bir haldeyken Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dokunuşlarıyla orası şu an müthiş bir bölge haline geldi. Yani eğer Ekrem İmamoğlu'nun yapacaklarını görmek isteyen olursa Beylikdüzü'ne bakması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bambaşka örnek bir şehir çıkardı Sayın İmamoğlu. Peki son olarak, artık vaktimiz de bitti neredeyse. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Özellikle milletvekillerine, parti meclis üyelerine, MYK'ya, yani Ankara'daki genel merkez ekibine seslendi. Dedi ki illerde ve ilçelerde yazılacak meclis üyesi adaylarına karışmayın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, ben de haberi verirken, pek böyle işlerin yürümediğini söyledim işin açıkçası. Hep karışılır MYK'dan, parti meclisinden, milletvekillerinden. Hep bir telefon gelir ilçelere, ilçe başkanlarına. Evet, şimdi bu dönemde de artık son bir hafta kaldı yanılmıyorsam. Evet, evet. Resmi listelerde verilecek bu aday belirleme yöntemleri nasıl olacak Cumhuriyet Halk Partisi? Siz de bir aday adayısınız. Yani Ankara'dan gelen bir telefonla mı aday olacaksınız, yoksa örgütün, ilçenin isteğiyle mi? Tabii ki... Bizim adaylığımız her yerde olduğu gibi, olması gerektiği gibi ilçeye müracaatla ve ilçeye sunacağınız, belediye başkan adayına sunacağınız çalışmalarınızla bir adayı seçerken dikkat edilmesi gereken hususların potansiyeli, getireceği oy kabiliyeti, vizyonu, misyonu, işte bu ve benzeri durumların olasılığı öne çıkartılır. Burada seçenler ilçe başkanı ve belediye başkan adayı dikkate aldıkları hususlar bunlardır. Bunda seçimi kazanabilmek için elindeki en iyi kozu oynamak noktasında böyle bir şeye gidilir. Çalışmaya gidilir. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun vurgulamak istediği de hani çok fazla detaylara takılmayın. Belediye başkanı, ilçe başkanı hangi meclis üyesiyle kazanacağına inanıyorsa mümkün olduğunca o çizgide devam etmeye çalışın. Demek istiyor aslında mesaj. Kazanmak adına bırakın illerimiz, ilçelerimiz seçimleri, çalışmalarını kendi istedikleri doğrultuda, hangi çalışmayla kazanacaklarına inanıyorlarsa o doğrultuda gitsinler demeye çalışıyor aslında. Orada verilmek istenen mesaj bu. Bizde de bu adaylık noktasında partide liyakat önemlidir. Parti adayı gösterir. Gösterirse çalışırsınız. Göstermezse gösterilen arkadaşa çalışırsınız. Bir partiliye yakışan da, yapması gereken de odur. Yani çünkü siz aday gösterilmezseniz çalışmaya devam edeceğim mesajı mı veriyorsunuz? Bir kere şöyle söyleyeyim. Herkesin isteği aday gösterilmektir. Bu fix. Ama öbür tarafta tabii ki burada başından da söylediğim gibi bu adaylık süreci tamamen hizmet odaklı olduğundan dolayı sizden daha iyi birisinin hizmet edeceğinizi, partinizin böyle bir şey düşündüğünü görüyorsanız size de ona destek verip onun arkasında durmak
yakışır. Peki süremizi artık çok aştık. Uyarıyor yönetmen arkadaşım da. Son sözlerinizi alıp artık programı da kapatalım. Ben bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum tüm Cem Medya ailesine. Malum her yerde sesimizi duyuramıyoruz. Bu noktada katkılarınız çok büyük. Bütün emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da şöyle kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bugünkü çalışmalarda işte bu gerçi yerel yönetimler, diğer genel yönetim ama bugünkü işte domates, biber kuyruklarından biraz bahsettik. Daha önceki tüp kuyrukları vardı bilirsiniz 70'li yıllarda. Onu 55 yıl CHP'nin başına kalktılar. İktidara gelmemesine rağmen 55 yıl başına kalkıldı. Şimdi balkonunuzda bir avuç toprağın içerisine biber ekseniz yetişiyor. Ama biz biberi 18 liradan alıyoruz kilosunu. 20 liradan alıyoruz. Buna bile muhtaç olduk ülke olarak. Yani bu pozisyonlara geldik. Ama bunun için kimseyi suçlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Bu noktada hata yapılabilir. Herkes kendini iyi yönetecek bir lider arıyor. Liderler de ben daha iyi yöneteceğim diye aday oluyorlar. Biz bütün bu sorunların hepsini görüyoruz. Elimizde projelerimiz var. Daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu noktada da tüm partililerden, altını çiziyorum, bütün partililerden, daha önce AK Parti'ye gönül vermiş, oraya çalışmış, MHP, İYİ Parti, HDP ve diğer siyasi partilerin tamamına oy vermiş, daha önce onlara çalışmış olan vatandaşlara da söylüyorum. Oyunuzu bir kez daha düşünerek verin. Özellikle yerel seçimlerde adayın kim olduğu çok önemli. Çalışacak insanın kim olduğu önemli. Seni bilecek insanın içerisinde, ilçede yetişmiş insanın kim olduğu çok önemli. Bu noktada bir daha düşünmelerini ve desteklerini vermelerini isteyeceğim. Peki, Abidin Hakkı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, Uyan Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Abidin Hakkaya'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi aday adayıydı. Yarın saatlerimiz yine 8 olduğunda biz Uyan Türkiye'de Cem TV'de olacağız. Sizleri de bekleriz diyelim ve hoşça kalın diyelim.